olanlar şimdi botoks ve endoskopik yöntemle yapılan yüz gerdirme operasyonuyla ağrılarından kurtuluyor. Operasyonun hoş bir yan etkisi var yani, o da gençleşmek. Botoks şimdiye dek gençleşmek için kullanılıyor, bu sonuçlar alınıyordu. Ancak şimdi migren tedavisi için doktorların elinde. Yüz gerdirme operasyonu yapan doktorlar migren şikayeti olan hastalarının ağrılarında azalma tespit edince bu tedavi yöntemi bir anlamda tesadüfen ortaya çıkmış. Ama yöntemin hastaya uygun olup olmadığını anlamak için önce botoksla kaslar felç ediliyor. Burada iki tane kasımız var. Bu bölgedeki sinirin bası altından kurtulması için kasları gevşetmek için botoks uyguluyoruz. Hastamız kaşını çattığında, kaşları çatalım, çok net görünüyor zaten çizgiler. Bu iki kasa botoks uyguladık. Ağrının tetiklendiği bölgedeki siniri gevşetmek için yine bu kasada botoks uygulayacağız. Bir de ense tarafında arkada oksipital sinirin dallarına botoks uygulayacağız. Migren tanısı konmuş hastanın botoks uygulamasından sonra bir aylık takibi yapılıyor. Eğer hastanın ağrılarında bir azalma varsa cerrahi yönteme başvuruluyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bu cerrahi sırasında ortadan kaldırılan kas gruplarının arasından çıkan sinirler ağrının tetikleyicisi. Ve cerrahiden sonra bu sinirler de ortadan kaldırıldığı ya da kaslar gevşetildiği için ağrı ortadan kalkıyor. Cerrahi uygularken de saçlı deriden çok küçük bir alandan girip alnın iç tarafından uygulayıp cerrahiyi buradaki kası tamamen ortadan kaldırıyoruz. Yani kaşlarımızı çattığımız o gerginlik oluşturan kas ortadan kalkıyor. Tabii bir yan etki olarak da bir yüzde gençleşme, güzelleşme gibi bir yan etkisi var. Endoskopik yöntemle yapılan operasyon sonrasında hasta kısa zamanda gündelik hayatına geri dönüyor.